Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Havuçlu kekler hazırlayacağız şimdi sizinle. Havuçlu, tarçınlı, cevizli, yumuşacık keklerin üzerine nefis bir sos hazırlayacağız. Yemelere doyamayacağımız bir havuçlu kek olacak. Şimdi yapılışına başlayalım. 3 adet havuç kullanacağız. Büyüklükleri bu şekilde olacak. Şimdi bunları rendeliyorum. Havuçları rendeledim ve bir kenara alıyorum. Şimdi kek harcını hazırlayacağız. Bunun için 3 tane yumurtayı karıştırma kabına aldım. 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum ve çırpmaya başlıyorum. İyice beyazladıktan sonra yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve 1 su bardağı süt. Bunlarla da hafif bir karıştıracağım. Tam olarak çırpmayacağım. Ve şimdi içine 2,5 su bardağı un ekleyeceğiz. Kabartma tozunu ekliyoruz. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilin. Bunlarla da çırpıyoruz. Bir tatlı kaşığı tarçın, 1 su bardağı dövülmüş ceviz ve havucu ekleyeceğiz, ama havucu şöyle elimizle suyunu sıktıracağız. Fazla suyu varsa akıtarak eklememiz gerekiyor. Sulandırıp da kekin kıvamını bozmaması için yapıyoruz bunu. Bundan sonrasında artık spatula ile şöyle alttan üste çok fazla çırpmadan karıştırıyoruz. Mikserle çırparsak, çünkü mikserin uçlarına takılacak havuçlar, güzel çırpılmayacak. Bu şekilde olduğunda daha iyi bir sonuç elde ediyoruz. Kek harcımız hazır. Şimdi kalıbı yağlayacağım. Ben böyle silikon bir kalıp kullanıyorum. Bunu çok önceden Karaca'dan almıştım. Hala satışta değil zannediyorum ki. Kalıbı şöyle sıvı yağla ben yağlıyorum. Silikon da olsa yağlamak gerekiyor yapışmaması için. Ve daha sonra kek harcını dökeceğim içerisine. Bunu herhangi bir kalıpta yapabilirsiniz. Yani bu tür bir kalıp şart değil. Büyük bir kek kalıbında, yani klasik evde olan kek kalıplarında da olabilir. Kelepçeli kalıplarda da olabilir. Her şekilde yapabilirsiniz. Ben sadece birazcık süslü yapmak istiyorum bu sefer. O yüzden bu kalıbı kullanacağım. Harcımızdan kaşıkla alarak böyle her bölümü dolduracağız. Yani yemek kaşığıyla yapıyorum, çünkü bölümler biraz küçük olduğu için etrafa çok yayılmaması adına. Fırına girmeye hazır. 170 derece önceden ısıtım fırına veriyorum. Pişip pişmediğinde kürdan testiyle anlayabilirsiniz. Kekler fırında pişerken ben de süslemek için şeker hamurundan havuçlar yapacağım. Çok minnoş havuçlarımız olacak. Şöyle turuncu şeker hamurundan alıyorum biraz. Öncelikle top haline getiriyorum. Daha sonra şöyle bir kenarını yassılaştırıyorum avucumun içiyle. Bu şekilde. Daha sonra şuradan kürdanla bir delik açıyorum. Ve şöyle deliği genişletiyorum. Yaprağı içerisine koyabilmemiz için. Bunu kenara alıyorum. Ve yapraklarını hazırlayacağım. Yaprak mı denir acaba? Kökü mü denir? Galiba kökünü hazırlıyorum şu an. Şöyle yapıyorum. Biraz daha küçülteceğim. Şöyle yapıyorum. Yine aynı şekilde. Birkaç tane yapacağım bundan. Böyle yine havuç gibi. 3 tane yeterli. Avucumun içiyle şekil veriyorum. Ve şöyle ilk olarak büyük olanı şöyle yapıyorum. Daha sonra bir tane böyle yapacağım. Bir tane şöyle. Böyle kök gibi. Yani kök sanırım, evet. Sonra şöyle buna gelişigüzel bir derinlik katması için bıçakla kesler atıyorum. Ve aynı şekilde havuca da şöyle bıçakla yine aynı kesiler atıyoruz.
Evet, havucumuz hazır. Kekimizin üzerinde bu çok tatlı duracak böyle. Şöyle koyuyorum. Ve evet, şeker hamurundan minnoş havuçlarımız hazır. Hepsi şu an tatlının üzerine süslemek için, keklerimizin üzerine süslemek için bekliyorlar. Kek de fırından çıkmak üzere ve kremasını hazırlayacağım şimdi kek. Kekimiz pişti. Bakın gayet güzel kabardı. Çok nefis görünüyor. Şimdi kremasını hazırlayacağım. Kreması için 50 gram tereyağını karıştırma kabına alıyorum. 2 yemek kaşığı kadar olacak. Bakın bu kadar oluyor 50 gram tereyağı. Ben tartıda ölçüyorum. Fakat göz kararı da yapabilirsiniz. Tereyağını güzelce çırpacağım. Erimesini, her tarafına yayılmasını sağlayacağım kabın. Tereyağı karıştıktan sonra süzülmesi için şöyle bir süzgecin ve havlu peçetenin üzerine aldığım labne peynirlerini döküyorum. 400 gram var labne peyniri burada. Şimdi tekrar çırpmaya başlıyorum. Tereyağı ve labne peyniri iyice karıştığında içine 1 su bardağı pudra şekeri ekliyorum ve pudra şekeriyle de tekrar aynı şekilde çırpacağım. Kremamız hazır. Hem tadı hem kıvamı tam istediğim gibi şu an. Kenarlarından hafif akmasını sağlayacağım. Eğer ki sıkma poşetiyle sıkmak istiyorsanız bu kremayı, 200 gram labne, 200 gram taze peynir kullanmanız gerekiyor. Sürülebilir taze beyaz peynirler var. Marketlerde ayrıca labnenin yanında satılan, onlardan almanız gerekiyor. Eğer ki böyle yapmak istiyorsanız da 400 gram labne kullanacaksınız. Şimdi kekleri kalıplarından çıkartabilirim artık. Kenarından kaldırıyorum, kolaylıyorum ve çok rahat bir şekilde çıkıyor gördüğünüz gibi. İşte bu kalıplarında böyle bir güzelliği var. İşin en güzel kısmındayız. Kremasının dökülme anı. Şöyle kenarlarından akacak kreması. Tam havuç keke uyumlu peynirli bir krema hazırladık. Bolca da koyuyorum üzerine. Bu şekilde. Son dokunuşumuzu yapıyoruz. Havuçlarımızı her birinin üzerine koyuyoruz. Böyle bastırıyorum kaymaması için. Umarım kaymazlar. Ne kadar tatlı göründüler. Evet. Havuçlar işi tamamen değiştirdi gördüğünüz gibi. Ne kadar sıradan bir kekti ama havuçlarla çok güzelleşti. Şeker hamurları artık her yerde satılıyor. Alıp siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Böyle güzel görünecektir kekleriniz. Yani büyük bir kalıpta yaptığınız keki de bu şekilde süsleyebilirsiniz. Ortaya da bir tane büyük koyuyorum ve tamam. Bitti. Çok tatlı görünüyorlar. Bu tarifi özellikle misafir sofralarınıza yapmanızı tavsiye ediyorum. O kadar güzel bir sunumu var ki. Masada duruşunu düşünün. Bence çok güzel olacaktır. Şimdi servis yapacağım ama şöyle yakın plan tekrar çekmek istiyorum. Çünkü hakikaten son hali çok tatlış oldu. Ben daha önce bu keki bu şekilde yapmıştım ama beyaz çikolatalı bir sos yapmıştım. O şekilde de yapabilirsiniz. Ve havuçları biraz daha minik minik yapmıştım. Bu şekilde sanki daha güzel oldu gibime geliyor. Çok tatlı, harika bir kek hazırlamış olduk birlikte. Birinin tadına bakacağım sizin için. Sizin için kendimi feda edeceğim. Çok güzel bir kek hazırladık. Şimdi hemen tadına bakalım. Bir dilim kesiyoruz. Şöyle yumuşacık
Şahane bir kek yapmış olduk sizinle birlikte. Çok güzel bir şekilde de pişmiş. Gerçekten nefis bir kek olmuş. Tadı harika. Umarım keyifle izlemişsinizdir videoyu. Ben çok eğlenerek hazırladım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda, yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.